Arkadaşlar merhaba. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gündüz programında Turfontein'deyiz. Güney Afrika'da. Evet, 7 tane koşulu bir yarış programı var. Normalde zannedersem 10 koşu olması lazım ama yani burada 7 tane koşu olarak bize aksetti. Zor bir gün sayılır. İlk ayaklar çok zor. Yani 7'li plase ayağı hemen hemen en zor diyebiliriz. Oradaki birinci koşuyla beraber bizde de birinci koşu aynı paralellikte başlıyor. Saat 12.55'te. Maiden bir koşu. Tüm koşular Çin pistte. Turfontein'de. 3 ve yukarı İngilizler Maiden koşuya çıkacaklar. 1400 metre. 12 tane. Burada safkan var. Arkadaşlar burada şimdi bakın. Yani 7'li plase için 12 tane atın ilk 2'ye girenini bilmek gerekecek. Ki bu o kadar çok aday var ki buna. Yani birbirlerini saf dışı bırakabilirler. 5 tane at size söyleyeceğiz. Ama ilk 3 at mutlaka önemli. 10 numaralı Magic Dancer. Kumalo ile. 8 numaralı Carol Vinson. Anton Marcus. Ve 7 numaralı Bye Bye Birdie. Evet, Sam Brown ile. Burası 18-7 normalde. Ancak 12 numaralı Venerable. Kevin de Mello ile ve 4 numaralı Cross Examiner Dennis Schwartz'la burada birinci ve ikinciliğe girebilirler arkadaşlar. Yani 18 ve 7 artı 12 ve 4 diyoruz. Yani burada baktığımız zaman 5 tane safkan içerisinde ilk 2. Tabii ki yakalarsanız 2'ye katlamış olursunuz. Birinci ve ikinci yakaladığınız takdirde 7'li plase şablonunuz 2'ye katlanmış oluyor. Evet, ikinci koşu ile beraber altılı gayen başlıyor. Saat 13.30'da Maiden. Dişi hepsi 3 yukarı İngilizler 1400 metre. Arkadaşlar bu da şimdi 3 numara Paşaşa Brewer'la. Normalde alternatif bankumuz bizim. Yani 75 handikap puanıyla biraz da böyle grubun üstünde kalmış artık. Burada Maiden'dan çıkmayı hak etmiş gözüküyor görüntü itibariyle. Dileyenler AGF oranı 30'un üzerine çıkarsa muhtemelen kazanma ihtimali çok var. Ancak burada yok biz böyle bir risk alamayız derseniz 5 numaralı Run for Isles'la bu da koşuyor. 4 koşudur ve 4 koşuda 67 handikap puanına ulaştı. 6 numaralı Back to the Formentera. Back to Formentera da Gerstein'le bu da arkadaşlar yazılması gereken bir safkan. Yani 3-5-6 diyoruz. Bunun da ötesine geçtiğiniz takdirde 4 numaralı Twice a Miracle Matsunyane. 2 numaralı Caruso. Wineker'le ve 1 numaralı Ocean Sprite Calvin Habib'le. Evet, burası 3 alternatif banko, 5-6 arkasından geniş kuponlarda 4, 2 ve 1 diyoruz buraya. Üçüncü koşuda şimdi ikinci ayak. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre. Arkadaşlar günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi burası. Çünkü burada 10 atın 6'sını yazacağız. İlk atımız 2 numaralı Aryam diyoruz arkadaşlar. Yani ekürisi 4 numaralı Moton Magic ile beraber Calvin Hebe, William Kennedy. Burada arkadaşlar ilk at grubumuz bunlar. Ekürüler. Yani ilk yazdığımız atların hepsi alternatif banko niteliğinde zaten ama burada 7 numaralı baktığımız zaman Cool Baykal. Cool Baykal Ryan Munger'le. Evet. 6 numaralı Call Me Master Lerana'yla. 3 numaralı Hamilton Muzoyeni. 5 numaralı Keeping the Peace Klink. Ve son olarak da 9 numaralı Ball Rolling Wienerker'le arkadaşlar. Burada 2-4 yani ekürler başta olmak üzere 7-6-3-5-9 diyoruz bu ayağa. Evet, zor bir ayak gerçekten. Birbirine yakın güçte safkanlar 2000 metreye çıkacaklar. Evet. 4. koşu 14.45'te şartlı 3 yukarı İngilizler 2400 metre. Yine uzun metrajlı bir koşu burada bizi bekliyor. Arkadaşlar burada 3 numaralı Out of Your League Lerena ile bizim bankomuz bugünkü ilk bankomuz yani. Beğenmiyorsanız eğer tabii ona göre bir bankomuz daha var. 3 numara Out of Your League banko olarak görüyoruz bu safkanı ve size bu yönde tavsiye ediyoruz. En büyük rakibi de ekürler tabi.
Arkadaşlar 5. kuşu da şimdi Trithrax Stax'te geçiyor. Dişiler hepsi. Grup 3 kuşusu. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre. Burada da bir alternatif bankomuz var. O da Siyah Ekürler. Rain in Holland. Kevin Habib'le. 7 numaralı Bruce de Lejeune. Kumalo'yla. Burada alternatif bankomuz bizim. Siyah Ekürler. 7 numaralı özür dilerim. 4 numaralı Mike's Chick. Kevin de Melo'yla. 9 numaralı Imbevu Gary Lerone'yla ve 8 numaralı Remember When Anton Marcus ve 6 numaralı Sprinkles William Kennedy. Evet, burası 1 ve 7 eküller başta olmak üzere 4, 9 ve 8 diyoruz arkadaşlar. Kırmızı eküller 8-6 yani. Evet, 6. kuşluyuz. Tony Ruffle Stakes'te geçiyor bu sefer. Grup 3 kuşu yine. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre. Burada ikinci tekimiz var. O da ekürlerden. 3 numaralı biz baz aldık. 3 numarayı baz aldık. Tabii ki 6 numara da çok iyi. Ekürler gerçekten çok güçlü katılıyorlar bu yarışa. Prince of Fire. Anton Marcus'la. Evet, Ateşin Prensi. Atın ismi. Ve Out of the Darkness. Evet, karanlıkların dışında. Burada 3 ve 6 bizim bugünkü ikinci bankomuz. Bu banko biraz daha net arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Hani 4. koşudaki 3 numara dilerseniz onun yanına at yazabilirsiniz. Ama bunu da biz bakış açımıza göre burada büyük bir ihtimalle yarışa gidecektir diye düşünüyoruz. Evet, 6. koşudan şimdi 7. koşuya geçiyoruz. Son koşu artık. London News Stakes'te geçiyor. Yine grup 3 koşusu. 3 yukarı İngilizler 1800 metre burada. 10 tane safkan var. 5 at yazacağız. 7 numaralı Donald McDonald. Kevin de Mello ile. 4 numaralı Majestic Mozart. Ryan Munger. 2 numaralı Johnny Hero. Dennis Schwartz. 3 numaralı Second Base. Anton Marcus ve 10 numaralı Saragon Maujan'ın arkadaşlar. 7, 4, 2, 3 ve 10 diyoruz burada. Toplam 5 tane at olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bir uyarı daha hemen burada da yapalım. Arkadaşlar böyle çok fazla vakit almak istemiyorum ama Altılı Ganyan yorumlarımız ve hazırladığımız videolar 24 saat evvelden yapılmaktadır. www.marksporttahmin.com adresinden ücretsiz üye olarak yarışları 1-2 saat kala bize göre en uygun hale getirdiğimiz premium şablonları takip edebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret almıyoruz. YouTube üyelikleri şu anda bir süre kadar herhangi bir WhatsApp iletişimi içermemektedir arkadaşlar. Size iyi seneler diliyoruz bu konuyla ilgili. Ve YouTube'la ilgili eğer kazanıyorsanız, yani kazanmışsanız, içinizden para yollamak geliyorsa hay hay. Ama şu anda belirli bir süre kadar herhangi bir WhatsApp iletişimi yapmıyoruz. İleride web sitesiyle ilgili daha profesyonel yaklaşımlarımız olacak tabii ki. Amaç burada arkadaşlar sizden para almak değil, sizlere para kazandırmak. Hani böyle amacını bu şekilde yontan gruplara da çok itibar etmeyin arkadaşlar, nacizane. Yıllardır biz bu işin içerisindeyiz. Her zaman için yardımsever olmuşuzdur. Elimizden gelen en fazla yardım yapmaya çalışıyoruz herkese. Ama tabii ki şöyle söyleyeyim, her işin bir maliyeti var. O ayrı bir dünya. Ama bir şekilde amaç burada hep beraber el ele bir yerlere varabilmek. Bizi anlayan zaten üyelerimiz, biz zaten onlarla gönülden bir bağ da sahibiz diyoruz ve arkadaşlar Turfontaine'le ilgili söyleyeceklerimize noktayı da koyuyoruz. Herkese iyi seneler diliyoruz geçirmesi için. Sağlık, mutluluk ve bolluk dolu diyelim ve başarıyla. Hoşça kalın arkadaşlar.